Başın dik olsun anne. Songül Hanım. Eşyaları mı topluyorsunuz? Niye şaşırdınız? Yani olanları biliyorsunuz herhalde değil mi? Rica ediyorum. Lütfen. İstirham ediyorum. Bu kadar acele etmeyin. Lale, evladım. Biliyorum hassas günlerden geçiyorsun. Ben de sana baskı yapmak istemiyorum. Ama evlilikten vazgeçmenize asla müsaade etmem. Ama anneciğim, yani şimdi gençler de bir karar almışlar. Yani bence bizim onlara saygı duymamız lazım. Betül, sen sus. Sen sus. Bak, bu kadar kişinin içinde en son sana laf düşer. Anladın mı? Şey, İsmet babaanne, ben böyle olsun hiç istemezdim. Ama biz Onur'la anlaşamıyoruz. Ve birbirimize hiç uygun değiliz. O yüzden böyle üzülerek devam edeceğine hiç etmesin daha iyi. Babaanneciğim, aynı fikirdeyim. Biz Lale'yle asıl anlaşamıyoruz. Zaten Lale hala ne istediğini bilmediği için biz Lale'yle anlaşmak dünyanın en zor işi. Asıl sen ne istediğini bilmiyorsun. Aslında pardon, senin problemin ne istediğini bilmemen değil. Her şey aynı anda olsun istemem. Kusura bakma, ne kadar şımartılmışsan artık. Her şey olsun istiyorsun. Bir şey olmadığı zaman hemen deliriyorsun. Kusura bakma Onur Sarıhan, dünya senin etrafında dönmüyor. Dönmeyecek de. Görüyorsunuz değil mi babaanne? Görüyorsunuz değil mi? Ya zaten ben Lale ile aynı dili konuşamıyorum ki. Yani bir şeyi halletmeye, uzlaşmaya çalışıyorum. Onda bile başka şeyler söylüyor. Farklı dilleri konuşuyoruz yani sürekli. O hep beni eleştirmeye çalışıyor. Yani benim giyimimden, kuşamımdan, yediğim içtiğime kadar her şeyi eleştiriyor. Sen de kendini bir şey zannetme o zaman. İşte bundan bahsediyorum. Ben bencilim, ben ukalayım. Benim burnum havada, ben yalancıyım, ben güvenilmezim. Başka? Öyle olman benim suçum değil ki. Tabii ben zaten hepsine sahibim ama sen mükemmelsin değil mi? Mükemmel olduğumu söylemedim ama her şey iyi olsun diye çok çabaladım Onur. Çabalamak derken neyi kastediyorsun anlayamadım da. Hayır yani o surat asmaktan, efendime söyleyeyim, kapris yapmaktan, dırdırı yapmaktan bahsediyorsan o olmuyor, öyle sayılmıyor canım. Tamam mı? Ben çok uğraştım ama bu ilişki iyi olsun, güzel olsun diye çok uğraştım. Kimseye yapmadığım jestleri yaptım, her türlü fedakarlığı yaptım. Sen beni mutlu etmek için bana ne yaptın ha? Söylesene. Sen benim açımı kovalamaktan başka ne yaptın? Şu an bunları bilerek söylüyorsun sırf üste çıkmak için. Üste çıkmak için öyle mi? Ya senin ilişkin pamuk ipliğine bağlı Lale. Sen baştan beri beni istemedin zaten. Söyle kurtul. Bana haksızlık ediyorsun Onur. Ben mi haksızlık ediyorum? Asıl haksızlık eden sensin Lale. Hayır sensin Onur. Sensin Lale. Hayır sensin Onur. Tamam ben ne diyorum? Evet sen ne diyorsun? Tamam çocuklar tamam tartışmayın. Tamam. Anladım. Anlaşıldı. Siz birbirinize hiç ama hiç uygun değilsiniz. Ama sizden... Eğer beni kırmazsanız bir isteğim var. Şöyle bir süre, hani bir hafta gibi birbirinizden ayrı kalsanız tamamen. Hiç görüşmeyeceksiniz. Bu bir haftada düşünseniz, taşınsanız, tartsanız, duygularınıza baksanız. Kararınız aynıysa, ayrılmak istiyorsanız tamam. Ben karışmayacağım. Tamam. Ne isterseniz onu yaparsınız. Ayrılırsınız. Herkes kendi yönünü çizer, tamam? Anneciğim ne kadar iyi düşündünüz. Çok iyi bir fikir. Siz ne dersiniz Songül Hanımcığım? Yani tabii sonuçta benim kızım karar verecek ama bence de uygundur. Bu kadar birbirimize katlandık, bir hafta daha dayanırız. Ay pot kırdım, öyle demek istemedim. Yani bir hafta olur demek istedim. Olsun olsun, hiç miyim iyi? Ay ne kadar güzel, o zaman okey. Harika. Onur, evladım, sen ne düşünüyorsun? Babaanneciğim, biliyorsunuz ben sizi hiçbir zaman kırmak istemem. O yüzden, tamam yani sırf sizi kırmamak için. Ben de kırmam babaanne seni. Nasıl olsa bir hafta çok kısa bir süre. Nasıl olsa birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Olur, kabul ediyorum. Yani evet, görüşmeyeceksek hiçbir sorun yok babaanneciğim. Tamam. Öyleyse anlaştınız. Anlaştınız. Değil mi? Anlaştık. Anlaştık. Bir hafta. Anlaştık. Hadi Betül buyur. Şurada mı? Hadi.